Herkese selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Maya Hyungso motor yolunun birinci turunda Doğuşlu Tübü ve Humon köyünü gezmiştik. Bir önceki videomu izlediyseniz hatırlarsınız arkadaşlar. İlk olarak motor kiralamıştık. Ondan sonra Doğuşlu Tübü'ye gitmiştik. Oradan Humon köyüne gitmiştik. Ve günümüzü o şekilde bitirmiştik. Ben o gün içinde arkadaşlar, yani bir gün içinde Maya Hyungso motor yolunda şöyle not aldım harcadığım şeyleri. Sizlere de göstermek istiyorum. Mae Hyungso motor yolu dediğimiz tur arkadaşlar, Asya'nın en ünlü motor yollarından bir tanesi ve yurt dışından binlerce insan bu yolu görmek için geliyor Tayland'a. Ben sizlere şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar, ilk gün ne kadar para harcadığımı. İlk olarak biz şöyle göstereyim arkadaşlar ben sizlere. Kahvaltı yaptım 40 bahtta, sonra motorbike kirası bir günlük 150 baht. Öğle yemeği yemişim 80 baht. 80 baht yani yarı yarıya bölüyoruz arkadaşlar. 1 TL 2 baht gibi, yani öğle yemeği 40 TL'ye denk gelmiş oluyor. Sonra akşam yemeğini 60 lira yedim. Ondan sonra benzin almışız 90 bahtta, 45 TL yapıyor. Bu benzin bitti bu arada arkadaşlar, kalmamıştı. Hostele 100 baht ödemişim. Markete 50 baht ödemişim. Arkadaşlar 730 baht para harcamışız arkadaşlar. 730 baht ise arkadaşlar 365 TL'ye para yapıyor. Yani bir gün içinde 365 TL'ye para harcamışım. Yani hiçbir şeyden kısmadım ama. Her şeyi tamı tamına almışım, yemişim. Yani her istediğimi yaptım arkadaşlar. Motor kirası, benzini, hosteli. Bu şekilde arkadaşlar. Bir günde 365 TL. Tayland arkadaşlar gerçekten çok ucuz bir ülke. Nasıl diyeceksiniz? Mesela o kadar şey yapmışız sadece 365 TL. Onun dışında normal günlerde her zaman motor kiralamıyoruz. Veyahut da benzin almıyoruz. Bunları çıkarsak arkadaşlar daha ucuza geliyor. Chiang Mai dediğimiz yer, yani Maya Hyungsun dediğimiz bölge arkadaşlar, Tayland'ın kuzeyinde yer alıyor. Orta bölgelerinde başkenti olsun, popüler yerleri Pattaya, Phuket olsun, oralarda da aynı şekilde ucuza hosteller bulabilirsiniz. 4 dolara, 5 dolara, 6 dolara. Ben gece ise arkadaşlar bu hostelde kaldım. Buranın geceliği 51 TL arkadaşlar. Baht olarak 102 baht yapıyor. Sizlere böyle biraz etrafı göstermek istiyorum. Çok tatlı bir hostel gerçekten. Müşterilerine kahve ikram ediyorsunuz. Sonra muzlar falan ücretsiz bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Yani ve 52 TL arkadaşlar yani buranın geceliği. İsmini söyleyeyim ben arkadaşlar sizlere. Aysmal. Gerçekten yani harika. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Ben Humon köyünden sonra arkadaşlar tekrardan şeye döndüm. Chiang Mai'nin merkezine döndüm. Ya yaklaşık 3-5 kilometreydi motor ile mesafe. Dedim ki yollarda ne olacağımız belli değil. En azından Chiang Mai'ye dönelim. Ondan merkezden tekrardan yardırız bu tarafa doğru diye. Çünkü bu Humon köyü dediğimiz hemen böyle yer alıyor. Sonra böyle geliyorsunuz, böyle gidiyorsunuz. Böyle bir yol var. Hani sistem olarak az çok beyninizde oluşmuştur belki. Bu yolu bir gün gitmeyi düşünürseniz buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Her gördüğünüz yerde benzinini doldurun. Buradan da Google Maps'i açtım. Şimdi Google Maps seçtiğinde şehrin dışına çıkacağız ve gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle şehrin çıkışına doğru geldim. Depoyu falan fırladık, benzini falan. Sizlere burada bir şey göstermek istiyorum. Böyle bir yol var arkadaşlar. İki tanesi araba yolu için, bir tanesi ise motor yolu için yapmışlar. Buralarda da uyarı tabelaları var. Motor ve bisikletler için soldan gidin diyor. Yani bayağıdır 5-10 kilometredir böyle bir yol var. Hala da devam ediyor. İlerleri gittikçe sizlere güzel yerlere denk geldikçe göstereceğim arkadaşlar. Güzel doğa manzaralarına falan. O size bahsettiğim şelaleye arkadaşlar, 1 saatlik yolculuktan sonra geldim. Motorumu buraya bıraktım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte böyle bu tarafa doğru gideceğiz. Şelale sanırım buralarda. Yol üzerinde çok güzel manzaralara falan denk geldik. Zaten her yer böyle yemyeşil arkadaşlar. Ağaçlarla dolu yollar falan bile.
İlk olarak sizlerle birlikte şöyle şu yoldan gidelim. Şelale de şu aşağı taraflarda sanırım. Böyle yürüyelim biraz arkadaşlar. Etrafta ne var ne yok. Bakalım sizlerle beraber. Böyle arabalara park edecek yer var. Motorlara park edecek yerler var. Bu arada içeriye giriş ücretsiz arkadaşlar. Evet, haritaya denk geldik. Bu şekilde böyle yazmışlar. Şelale buralar sanırım arkadaşlar. Neyse beraber gidip keşfedelim. Şöyle şuradan yürüyelim. Bunun iki ismi var sanırım arkadaşlar. İnternette şey yazıyor. Namtok Boatong diye yazıyor. Burada ise sadece Boatong Waterfall yazıyor. Bu tarafı gösteriyor. 130 metre ileride diyor arkadaşlar. Buralarda da böyle kahve içecek yerler falan var. Bu şekilde böyle çok güzel bir alan yapmışlar. Arkadaşlar gerçekten harika bir alan. Turistler olsun, yerler olsun, bir sürü insan var yani. Herkes gelmiş buraya eğlenmeye, oturmaya, gezmeye. Şimdi şelaleye çok az kaldı. Bu şekilde arkadaşlar 3-4 tane bir şey göstermişler. Yani Boatong 1 diyor, 2 diyor, 3 diyor, 4 diyor. Sanırım 4-5 tane şelale var. Ve şöyle bir özelliği var arkadaşlar bu şelalenin. Bu şelaleyi tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi göstereceğim ben sizlere. Bakın arkadaşlar. Şöyle bu taraftan gidelim. Burada arkadaşlar bu şelale zamanla böyle bu hale gelmiş arkadaşlar. İnsanlar halatlarla bu şelaleyi tırmanıyorlar. Bu suyun kalsiyum oranı çok yüksekmiş arkadaşlar. Yukarı ve aşağı tırmanabileceğiniz çok güzel alanlar yapmışlar. Böyle halatlar falan yapmışlar arkadaşlar. Bu şekilde. Çocuklar falan gidip geliyor buradan aşağıya. Ben de gitmek istiyorum. Bayağı zorlu bir parkur arkadaşlar. Çünkü yokuşlar çok dik. Ve bu yolu bayağı yürüyen insan var. Düşmeden biraz aşağı inebilirsek mükemmel. Böyle merdiven gibi aslında da nasıl desem değişik bir alan yapısı var. Mükemmel bir şey ya. Çok sevdim yani ben burayı. Böyle etrafı güzel. Tırmanan insanlar. Böyle bir alan var arkadaşlar. Burayı tırmanmaya çalışıyor insanlar. Ve bayağı da gidiyorlar yani yukarılara doğru. Arkadaşlar üstüme şortumu giyip geldim. Şimdi bu şelaleyi tırmanacağım. Ondan sonra da yukarıda çok güzel bir havuz varmış. Doğal havuz. Oraya çıkacağım arkadaşlar. Orada beraber yüzeriz. Bazı bölümleri kaygan ama genelde mesela buralar falan hiç kaygan değil. Kenarları kaygan oluyor. Dikkat etmek lazım. Zaten çok tehlikeli yerlere halatlar falan koymuşlar. Destek halatları. İnsanlar oralardan tutunsun diye. Benim gibi başka çıkan insanlar da var yukarılarda. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Bayağı su geliyor yani. Buralarda böyle ipler falan var arkadaşlar. Şimdi ben ipleri tutunarak çıkacağım. Ama ipleri tek elle tutununca böyle mesela kendimi bir ileri bir öne atamıyorum. Ufak tefek göstereyim videoda. Bayağı zorlu bir parkur burası. Evet. Burada dikkat edin tabelaları var arkadaşlar. Ay. Terlik çıktı ayağımda. Evet. Böyle iki tane yol var arkadaşlar. Burada yol var, burada yol var. Bir tane de şu ileriden bir tane daha yol çıkıyor. Seçim sizin yani.
Ben o üç yoldan arkadaşlar en sol taraftakini tercih ettim. Burayı da tırmanacağım, bayağı dik bir yer ya. Neyse şöyle yavaş yavaş tırmanalım arkadaşlar. Evet. Şelaleyi başarılı bir şekilde tırmandık arkadaşlar. Oh, yoruldum biraz. Çünkü bayağı bir dik bir alan. Hani ben kamerada biraz daha yatay gözükse de şuradan göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde arkadaşlar şelale. Ay. Buralarda da buranın haritasını falan vermişler. Diyor ki you are here diyor. Siz buradasınız diyor. Sonra böyle göller falan mı var etrafta? Bu şekilde. Şöyle gidelim. Ormandaki bitki çeşitliliğini göstermiş arkadaşlar. Canlı çeşitliliğini. Maymunlar, tilkiler, kurtlar. Her şey var arkadaşlar. Kaplumbağalar. Bu şekilde buralar böyle. Biz yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Yani ormanda yürüyüş yapmak isterseniz böyle iç taraflara doğru yürüyüş yolları gidiyor böyle. Bayağı bir yani burayı çok güzel, özenli bir şekilde düzenlemişler. Yürüyüş yollarına tahta yollar koymuşlar arkadaşlar bu şekilde. Ben çok sevdim burayı. Ya doğayla iç içe olmak isteyenler mutlaka yani buralara gelmesini tavsiye ederim. Mae Hyeongseon motor yolunu mutlaka yani mutlaka ve mutlaka gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ağacın yapısını görebiliyor musunuz? Böyle bu şekilde arkadaşlar. Buraya Chihetsi yazmışlar arkadaşlar. Cold Spring yazmışlar. Yani Chihet soğuk bahar diyor. Böyle bir merdiven var. O merdiveni yukarıya çıkıyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Çok görkemli bir şey çıkacak gibi yani. Soğuk bahar arkadaşlar. Soğuk bahar. Yol üzerinde bu şekilde yönlendirmeler var. Bizi soğuk bahara götürüyor arkadaşlar. Böyle ağaçlar yürüyüş yollarına çıkmış arkadaşlar. Ama hiçbir şekilde yani ağaçları ellememişler. Ben o soğuk bahara geldim arkadaşlar. İnsanlar buradan bunu alıyorlar arkadaşlar. Ben sizlere uygulamalı göstereceğim. Bu şekilde bunu alıyorlar. Bu soğuk baharın içinden su alıyorlar ve ellerini yüzlerini yıkıyorlar arkadaşlar bu şekilde. Geri kalan suyu da içine boşaltıyorlar aynı şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şelaleydi. Çikolatalı söyledim. Abi içine yumurta da kırdı vallahi ya. İki defa söyledim. Dedim muzlu çikolatalı istiyorum dedim. Baktım yumurtayı kırıyor. Bir şeyler yapıyor kendince. Dedim yapsın bakalım ya. Umarım güzel olur. Vallahi döktü arkadaşlar. Muzlu, yumurtalı, çikolatalı. Bir şeyler yiyeceğiz bak. Arkadaşlar abi mübarek malzemeyi bastı. Bayağı bir doldurdu yani. Bunun için de 40 baht ödedim, 20 TL. Tadına bakacağım şimdi. İçinde yumurta var, sonra muz var. Ondan sonra çikolata var. Değişik bir şey oldu ya. Güzel yapmış arkadaşlar. Ben bunun yarısını yani abi baya baya büyük yapmış bunu. Ben bunun yarısını Bangkok'ta bu fiyata alıyordum. Köylere gittikçe köyler daha da ucuzlaşıyor. Arkadaşlar herkese günaydın. Ben yol üzerinde kendime böyle bir kulübe buldum. Gece de gelip burada uyudum arkadaşlar.
Şu anda da bayağı bir yağmur yağdı. Yani yaklaşık 2-3 saattir efsane derece yağmur yağıyor. Uyuduğum kulübeyi de sizlere göstermek istiyorum. Böyle bir kulübe. Matımı falan serdim. Normalde sabah burada yatıyordum. Yağmur falan geldiği için ben de bu tarafa geçtim. Sabah uyandığımda arkadaşlar motorun üstüne de bana yemek bırakmışlar. Pilav bırakmışlar. Tavuk falan bırakmışlar. Yani Tayland'ın insanı gerçekten çok misafirperver, çok sıcakkanlı. Yanıma gelip böyle bakıyorlardı bana, bir ne yapıyor burada, ne ediyor. Meraklılar yani, hani gerçekten. Ben şimdi o pilavı falan yiyeceğim. Ondan sonra böyle kekim falan vardı, sütüm falan vardı. Onları yiyeceğim. Ondan da sonra arkadaşlar yola çıkarız. Yerler biraz ıslak. Açıkçası korkuyorum yani, ıslak zeminde motor sürmesi biraz zor oluyor. 100 kilometre yol gideceğim çünkü. Bakalım, duruma göre bakarız arkadaşlar. Yeni videoda bildiririm zaten neler yaptığımı sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu ayrıntıyı söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bana burada yemeği bırakmışlar ya. Ondan sonra beni hiçbir şekilde rahatsız etmeden bırakıp gidiyorlar arkadaşlar. Hani kimin bıraktığını bile bilmiyorum ben. Arkadaşlar sizlere son olarak pilavı ve tavuğu göstermek istiyorum. Kaşık falan yok arkadaşlar. Böyle ekmek niyetine yiyorlar pilavı. Bu şekilde mesela pilav birbirine yapışmış.